3 yabancı uyruklu LGBTİ artı bireyin kendilerine ilişkin geri gönderme merkezinde halihazırda bir karar yok geri göndermeye ilişkin. Ancak geri gönderme riski altında bulunuyorlar. İran uyruklu Elyas ve Rus uyruklu Roma açısından geri gönderildikleri takdirde kötü muamele ve idamla karşı karşıya kalacaklarını Elyas açısından tespit edilen raporları ve idam kararı mevcut. Geri gönderildiği takdirde Roma açısından da Rusya vatandaşı ve Rusya'da hem zorunlu askerlik olması hem de LGBT artı birey olmasından kaynaklı karşılaştığı kötü muamelelerden endişesiyle gönderilme riski ile geri gönderildiği takdirde yaşamsal açısından riskleri bulunmakta. Bunlar açısından bizler hem Özgürlük İçin Hukukçular Derneği hem İnsan Hakları Dernekleri olarak Urfa açısından bulundukları süre boyunca gerekli hukuki süreçleri işleteceğiz. Geri gönderildiği takdirde yaşayacakları riskleri de muhataplarına ilettik. Haklarında 3 gün içinde verilecek bir karar var. O 3 gün sonra verilecek karar aşamasında bizler olumsuz bir karar olduğunu takdirde gerekli süreci takip edeceğiz. Türkiye'de uzun süredir barışçıl protesto hakkı güvenlik görevlileri tarafından engellenmekte, sürekli gözaltı ve yargı şiddetiyle karşılaşmakta. Bundan ne yazık ki LGBT artı üyeler de etkilenmekte ve son onur yürüyüşünde de biz bunu çok ciddi anlamda gördük. Yabancı uyruklu 3 LGBTİ artı ile ilgili söylemek gerekirse onur yürüyüşü sırasında gözaltına alınıyorlar. Ancak hani yürüyüşe katılıp katılmadıkları daha tespit edilmeden buna ilişkin bir kamu güvenliği tehlikeye sokmak gerekçesiyle geri gönderme merkezlerine getirilmek ve haklarında karar kurmaya çalışmak hukuka aykırıdır. Nitekim katılmış olsalar dahi barışçıl protesto haklarını kullanmış durumdalar. Bu hiçbir şekilde engellenmemelidir diye düşünüyoruz.